Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tadım testini yapacağımız tütünün markası PRM arkadaşlar. PRM markasının Gold üzümü. PRM markası White Angel'ın bandrollü markası olarak biliyorum ben. Yanlış biliyorsam da siz beni düzeltirseniz sevinirim. Kodu 508 arkadaşlar. PRM Gold üzüm 508. Bu açılmamış paketi. Burada ben paketi açtım. Tütünün rengi sarı. Sarı bir rengi var. Çok kuru da değil. Çok ıslak da değil. Yani çok normal bir şerbeti var açıkçası. Göstereyim. Kokusuna gelirsek de kokusu bana böyle pek gold üzümü anımsatmadı açıkçası. Pek böyle değişik bir kokusu var. Hem bir de çok baskın da bir kokusu yok. Yani çok silik bir kokusu var açıkçası. Onu da söyleyeyim. 20 TL'ye aldım arkadaşlar ben bunu. 20 TL. 4 paket aldım. Bunu açtım. Bunu da açmadım. Öyle göstereyim. Bandrollüleri 20 TL. Bandrolsüzleri 10 TL. Biliyorsunuz. Şimdi gelelim tadım testine. Bakalım kokusundaki o siliklik tadında da var mı? İlk defa gördüm ve denemek istedim açıkçası. Bakalım deneyelim. Şu an bir tat geliyor da gold üzümle hiç böyle alakası olmayan bir tat geliyor. Birazcık daha nargileyi açalım, birazcık daha çekeyim. Ondan sonra net düşüncelerimi, net tadım testini ona göre bir belirteyim. Ya gold üzüm deyince en azından benim aklıma gelen El Fakir'in mor paketteki o gold üzümüdür. Veya hani Revoşi'nin işte siyah üzümüdür. Hani o tatlar. Bunda biraz nasıl diyeyim? Yanık fındık tadı gibi bir tat var. Daha şu an gerçi çok daha başındayız. Ama neden böyle yani çözemedim ben. Biliyorsunuz White Angel'ın yani çoğu aromasını denedim. Çoğu aromasını da beğendim. Ve bandrollü olarak ilk defa PRM neydi bu? Gold üzümünü deniyorum arkadaşlar. Ama şu an sanki pişman etti gibi. 4 paket de aldık. Ama bakacağız. Bir İlerleyen günlerde nane ile falan da karıştırabilirim ben bunu. Öyle bir deneyebilirim. Şu an sek olarak içiyorum.
Yani şu an için bir gold üzüm hissiyatı veriyor mu? Kesinlikle vermiyor. Dumanı falan normal bir dumanı var. Yani benim içime göre normal bir dumanı var. Siz daha fazla çekerseniz daha çok duman çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü ben çok fazla çekmiyorum. Ben normal nefes alır gibi çekiyorum. Bazı arkadaşlar acayip çekiyorlar. Öyle çekince de tütün biraz daha ömrü kısalıyor tabii. Bence gold üzüme benzetememişler arkadaşlar. Hani ben şimdilik yani şu kaç dakika oldu? 8 dakikaya doğru gidiyoruz. Şu 8 dakikada hani bir gold üzüm hissiyatı yaşayamadım bu PRM'nin tütününde. İlk başlarda dediğim gibi böyle bir yanık fındık gibi geldi. Çok acayip bir tadı geldi. Şimdi de böyle üzüme benzer bir tat var ama böyle gold üzüm tadı yok. Hani böyle yeşil üzüm tadı gibi bir tadı var. Yani onun için hissiyat alamadım açıkçası. O gold üzümün hissiyatını ya kesinlikle vermedi. Tütünün rengi sarıydı zaten. Gösterdim tütünün rengini. Kodu da 508. Ben bunu sek olarak beğenmedim. Bir de naneyle karıştırırım. Bir de öyle bir içerim bakarım. İnşallah o zaman hoşuma gider. Şu an için inanın hiç hoşuma gitmedi. Thank you.
Şimdi bir aydır da video atmadım. Hani elime değişik bir tütün geçerse atarım dedim soran arkadaşlara. Onun için de işte TRM'nin Gold üzümünü aldım. Hem dedim video çıksın. Ama yani bir bana göre hayal kırıklığı. Tabii bu damak zevkidir. Bana göre ben beğenmemişimdir. Sen alırsın vazgeçemezsin. Sana göre süperdir. Ona bir şey diyemem. Ben beğenmedim. Ama sek olarak beğenmedim. Naneyle de karıştıracağım. Onu da deneyeceğim. Çünkü 4 paket aldık. Onun için yani çöpe atacak da değiliz. 20 TL para verdik sonuçta. İyi kötü içeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Video da uzuyor. Aslında boş yere uzuyor. Tütün hakkında yani söyleyeceklerimi söyledim. Hani bir tat açısından hala aynı tat var yani. Bu tütünün ben böyle bir 60 dakika falan gideceğini de sanmıyorum. Hani bir 45. dakikalarda falan tamamen bir yanık tadı verir gibi bir hissiyat var şu an içimde. Neyse videoyu kapatalım. Gereksiz yere fazla uzamasın. Diyeceklerimi dedim zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.